Herkese merhaba arkadaşlar. Güncel video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SQL incelemesi yapacağız. SQL'daki günlük durumu değerlendireceğiz. 15 Temmuz'un arkasından gelen düşüşler ve bu düşüşlere karşı sizin yorumunuzu merak ediyordum ve SQL videolarının altında yaptığınız yorumları bu videoda inceleyip değerlendireceğiz arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce küçük bir duyurum var. Bundan bahsetmek istiyorum. Birçok altcoin isteği oluyor sizin tarafınızdan. Farklı farklı altcoinler, bazılarının adını hiç duymadığım altcoinler oluyor. Bunların incelemesini istiyorsunuz. Ben de şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Bu kanala ek olarak yeni bir kanal açacağım ve bu kanalın linklerini de sizlerle paylaşacağım. Bu büyük ihtimalle bugün içinde tamamlanacak ve bu kanalda günden güne çok fazla şekilde altcoin analizi yapılacak. Yani birçok altcoin'in analizini bu kanalda görebileceksiniz. Daha kısa vade ve orta vade bir kanal olacak arkadaşlar. Bu kanalda olan işlev hala devam edecek. Hiçbir sıkıntıya uğramayacak. Bunun da duyurusunu yapmış olayım sizlere. Şimdi videoya şu şekilde başlamak istiyorum. Silk VR'da arkadaşlar güncel senaryoyu incelediğimizde Bizim yükselen trendin altına kırdığımızı ve sağlam destek noktasının da altına geri çekilme yaptığımızı görebiliyoruz. Piyasa iyiye mi gidiyor? Evet arkadaşlar şu anda piyasa çok kötü, olumsuz bir havada değil. E, baktığımızda dolar endeksi tarafı hala kırmızı. Şurası kırmızı olduğu sürece e, fiyat en azından kısa vadede bizi yormuyor. Baktığımızda altın tarafında çok bir oynama yok. Nasdaq daha Jones tarafı olumluya gidiyor. E bunları değerlendirdiğimizde enflasyon verileri açıklandığında TÜFE, ÜFE bunlar açıklandı. Piyasa hafiften şekillendi. Rayna oturmadı ama oturacakmış gibi duruyor arkadaşlar. En azından bir sonraki rakamlara kadar bir hafif yatay seyir ve yukarı yönlü hareket olacakmış gibi hissettiriyorlar. Ancak bakın ancak CWR'daki düşüşün temel nedeni ne? Arkadaşlar düşüşün temel nedeni az sonra yorumları incelediğimizde de hepiniz fark edeceksiniz ki İnsanlar beklentiyi sattılar. Bakın beklentiyi satın alıyorlardı. Beklentiyi sattılar. Yani satış baskısıyla karşılaştı Sikviar. Zaten e, Türkiye tarafında, Türkiye ayağında da yönetici kısmında arkadaşlar bundan korkuluyordu. İki korkulan oldu. Sikviar'da arsa satışları sonrası beklenti satıldı. Arsa alındı arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hacim anlamında değerlendirdiğimizde satış hacmi daha fazla ve bu satış hacminin olumluya dönmesi için maalesef bakın maalesef bir haber gelmesi, bir yükseliş başlaması gerekiyor ki insanların tekrardan bu projeye olan güveni, para kazanma isteği, bu projenin daha iyi yerlere gideceği isteği uyansın. Çünkü az sonra yorumlara bakacağız arkadaşlar. Ve göreceğiz ki insanlar ne yönde hareket ediyor. İnsanların fikri ne? Neden bu proje düşüyor? Çok net bir şekilde aslında birkaç yorumdan bile anlayabiliyoruz bunu. Bunu da sizlere göstereceğim. Ama bunu göstermeden şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İlk 120 proje arasında şu anda şu geri çekilme ile birlikte 118. sıralarda 117-118 gidip geliyor. 30 sentlerin üstüne çıktığında tekrardan arkadaşlar nerelere geliyor? İlk 100 içine giriyor. 94. sıraya kadar da yükseldi CQR şu dönemlerde. Biz borsa listelenmelerini kulak arkası yaptık şu anda. Ama birçok kaynak, birçok farklı hesap, birçok farklı yurt dışı kaynağı, veri analizcileri şunu söylüyor ki CQR bu gidişte devam ederse birçok borsada listelenmesi gelecek projelerden biri. Özellikle bir kurumsal destek de alırsa arkasına meta tarafından olur. Ee, onun haricinde farklı borsa taraflarından olur. Bir kurumsal destekle de iyice arkadaşlar alevlenebilir. Özellikle piyasanın sakin ya da yukarı yönlü olduğu bir senaryoda bu durumu varın siz düşünün. Belki de arkadaşlar anlaşmalar yapıldı. Sadece zamanı bekleniyordur. Duyurusunun yapılacağı gün bekleniyordur arkadaşlar. Bu da e, çok da absürt bir durum değil. Yani böyle bir şey olursa da şaşırmayın arkadaşlar. Şimdi tekrardan şunu vurgulamak istiyorum. Şu an bulunduğumuz konum itibariyle yapmamız gereken hareket nedir? Eğer ki 26 sent seviyelerine geri çekilme yaşanırsa buralardan çok temiz bir şekilde alım yapılabilir kısa vade değerlendirilebilecek konumlardan birisi. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar uyarımı yapayım. Buradan değerlendirdikten sonra Hedefimiz neresi olacak arkadaşlar? Hedefimiz şuradaki üçgenin içi olacak. Bakın bunu net olarak söyleyelim. Şuradaki 33 bandının üst bant olduğu üçgenin içi bizim hedefimiz. Zaten kısa vade benim beklediğimde arkadaşlar şuranın içine girip buradan bir kırılım gerçekleşmesi. Çünkü bu kırılım geldiği takdirde biz bir rahatlama içerisine gireceğiz. Emin olun fiyattan daha emin olacağız. Ve bu aralıklarda da arkadaşlar tahmini olarak bakın şu iki aralıkta yani 41 centte 33 cent aralığında bir listelenme haberi daha gelecek. Ve bu listelenme haberi de iyice bizi olumlu yönde etkileyecek arkadaşlar. Bu benim şahsi görüşüm. Hemen e, yorumlar kısmına geçelim onları değerlendirip videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son paylaştığım Seek VR videosunun altına gelen yorumları hızlıca değerlendirelim. Ali Candan Bey şöyle bir yorum yapmış. 20 centleri bekliyorum düşerse alırım. Ben de girmiştim millet 10 dolar beklerken karımı alıp 35 centten çıkmıştım. Zaten YouTube'da falan bir şeyin adı çok zikrediliyorsa Volta'yı almak lazım. Tam da düşündüğüm gibi oldu demiş. 20 centlerden girmiş ve 35 centten çıkmış Ali Bey. Karı hayırlı olsun Ali Bey'e. Ee, bu Ali Bey'in karı bazılarınızın zararı arkadaşlar. Ama buna yapacak bir şey yok. Şuradaki fiyat hareketini yorumlarken ne demiştim? Yorumlar kısmından iyice anlaşılacak ee, neden bu fiyatın düştüğü. Yani Ali Bey 35 centlerde ortalama arkadaşlar tam şu konumlarda satmış arkadaşlar. Ee, ve bu satışta etkilemiş piyasayı. Devam edelim. Ee, bir şey soracağım. Ben bir abimizin videosunu izledim. Borsa listelenmesi için borsaya para vermek gerekiyormuş. Projenin doğru mu? E, SeekVR ile ilgili satın alacak diye ama Ethereum BNB ile satılıyor. Şimdi ben okudum arkadaşlar. Sizi de hızlı hızlı okumayayım. Zaten görüyorsunuz ekranda. Şöyle bir durum var. Evet arkadaşlar borsaların projelerle anlaşması oluyor. Bunun karşılığında ya projenin belli bir miktarını veriyorlar ya da daha düşük fiyattan borsa bunları satın alıyor. Ama burada olan şey genelde arkadaşlar borsanın belli bir miktarı satın almasıdır. E, ve bunu kendi platformlarında satışa sunuyorlar. Bunun farklı türleri oluyor. Farklı tarzları oluyor. Projeden projeye borsadan borsaya değişir. Onun haricinde 2024 yaralanmaya kadar eğer vaatleri yerine gelir getirilirse ortalama ya da maksim çıkabileceği fiyatı söyler misin? Bakın arkadaşlar 2024 yarlanması 2024'ün yarı yılları genelde enflasyonun verileri için bitcoin verileri için olumlu bir döneme geçiş senaryosu ve burada eğer söyledikleri yapılırsa ve yol haritasına uygun hareket ederlerse arkadaşlar yani mümkün olduğunca 1 ile 10 dolar arasında bir fiyat bölümüne yerleşeceklerini düşünüyorum ama burada ne var? Bakın 2024 yarılanmasında Bitcoin ve kripto paralar iyi bir durumda olacak. Enflasyon artık düzelmek kelimesi var ya bu düzelmek kelimesini tam anlamıyla karşılaması lazım. Düzelmesi ya da düzelme yolunda ciddi adımları atmaya başlamış olması gerekiyor. Bu en büyük şartlar. Yani piyasa düzgün olmazsa hiçbir proje doğru düzgün hareket edemez. Binance listelenmesi nasıl oluyor da 60 sente gelir durumun nasıl? biraz yanlış bir cümle olmuş ancak cevaplayalım Çağdaş Bey'in sorusunu. Arkadaşlar Binance listelenmesinde 60 sent seviyeleri kötü senaryolarda gerçekleşir. Ama 60 sentlerden daha yukarı çıkar mı? Bakın şu an baktığımızda 60 sent demek 2 katı demek. 2 katından yukarı çıkar mı? Evet çok rahat çıkabilecek potansiyelde bir proje. Ama en kötü olasılık iki katıdır. O yüzden 60 cent listelemesi ne demek oluyor? Yani daha fazla olması anlamında sorduysanız bu şekilde bir cevap verebilirim. Piyasanın durumundan dolayı burada emeğine sağlık denmiş 10 dolar diyenler vardı ben de Gaza getirdiler satmadım büyük zarar evet arkadaşlar zarar büyük büyük zarar normal bir şey bakın buradaki 10 dolar söyleme 20 dolar 30 dolar söyleme en çok rahatsız edici şeylerden biri budur bu söylemler yanlış bakın ben az önce 1 ile 10 dolar arasında bir konum söyledim ancak bu konumun gelmesi için vaat ettikleri her şeyin olması ve ekstra da piyasanın düzgün gitmesi gerekiyor. Ve bu olursa arkadaşlar bu fiyatların olmaması hatta daha fazlasının olmaması için bir neden yok. Ama biz de 60 centi konuşuyorken tutup da arkadaşlar 10 dolar demek yalan konuşmaktır. Bunu da söyleyeyim. Marketing pazarlama sıfır hiç yok. Ee, çeviri portalı arkadaşım şöyle söyleyeyim. Marketing pazarlama hiç olmasaydı emin ol sen verla tanışmamış olurdun. Hiç yok değil. Sadece şu anda piyasanın durumundan dolayı baskılanmış şekilde devam ediyor. Ama global pazarlamasına bakarsak globalde çok da fazla ilgi çektiğini düşünmüyorum şu anda. Henüz şu anlık çok fazla kitlesi yok Türkiye kadar. Arkadaşlar Seek VR 10 doları görmesi için Binance'da listelenmesi ayrıca Metaverse olarak da kurumsalların alım yapması. iki söze de katılıyorum. Ancak arkadaşlar 10 doları görmesi için bunların yeterli olduğunu size kanıtlayan bir veri yok. Böyle bir veri olmadığında da lütfen böyle konuşmayın. Çünkü insanlar etkileniyor ve şurada gördüğünüz gibi zarara girebiliyorlar. Ape binance da listelenmesi geldiğinde bir grafiklerine bak nereye kadar gitmiş. Ee, arkadaşlar Ape farklı, Seek VR farklı, ee, sanırım farklı bir proje daha yazılmış. ancak bilmiyorum projeyi o yüzden bir şey diyemeyeceğim belki de yanlış yazmıştır. Ee, Bağır farklı listelerde farklı gelişmeler yaşayabilir. Ancak sen de çağdaş arkadaşım. Eyp'in listelendiği dönemde piyasanın durumuna bir bak bence. Devam edelim. Yani kısaca Türklerin haricinde piyasaya giriş olması lazım. Evet doğru bakın bu benim söylediğim şey aslında devam ettirmiş. Bu da doğru. Şurada sadece Çağdaş Bey e bir cevap daha vermek istiyorum arkadaşlar. Eyp'in arkasında çok fazla kurumsal var. Çok fazla kurumsalın ya da ünlünün olduğu bir platform Sonuçta bu NFT'yi satın alan tonlarca insan var Basketbolundan tutun, futbolundan tutun işte farklı sektörlere Her sektörde bu tarz insanlar bu NFT'yi satın almıştı Ve yükseltmek için de reklamını yapıyorlardı Emin olun Ape ile SeekVR'ı aynı kefeye koyamazsınız Aynı listelenme aynı etkiyi göstermez Ape'de de zaten toplu bir listelenme oldu Aynı gün içinde neredeyse bütün borsalar listeledi Ape'i bu farklı bir şey. Silk VR'ın durumu çok farklı bir şey. Bu da dedikten sonra arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer sizin de yorumlarınız varsa fikirleriniz varsa bu videonun altına e, bu yorumları atın. Ve ben de elimden geldiğince bunları değerlendireceğim, yanıtlayacağım. Beğendiğim yorumlarda arkadaşlar beğendiğimi vurgulayacağım. Hepinize sağlıklı günler, mutlu arkadaşlar. Hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.